Bu şu. 13. deneme sınavı matematik sorularının çözümüne başlıyoruz. Peki. Birinci soruyla başlıyoruz. 1, 3, 6, 10 nokta nokta soru işareti. Diyor ki yukarıda Roma rakamlarıyla oluşturulan bir örüntü var. Acaba size göre soru işareti yerine ne gelebilir? Ha. Çocuklar örüntünün kuralını bulmam lazım. Peki 1 ile 3 arasında ne var? 2 fark var. Tamam onu yazdım. Artı 2 dedim. 3 ile 6 arasında artı 3. 6 ile 10 arasında artı 4. Ha anladım. Her bir rakam bir sonrakinden bir fazla artıyor. Örneğin birincisinde 2 artmışsa sonrasında 3 artmış, sonrasında 4 artmış, sonrasında 5, sonrasında 6 diye gidiyor. O zaman şimdi 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış, 5 artacak. Yani 15 daha 15. Hangisi? Evet A şıkkı. Evet A şıkkı diyoruz. Eğer bir sonraki daha örnek vereyim. Hemen buradan düzeltme yapayım. Şimdi şöyle yine buraya şey yapalım. Şunu koyalım. Boş şuraya 6 nokta 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 koyalım. Bir boşluk koyalım. Yine nokta 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 koyalım. Ha, şimdi bakın. 2 arttı, 3 arttı, 4 arttı, 5 arttı. Evet buraya ne yaptık? 15. 15'imiz nasıl yazılır? Büyük harflerle. Evet 15, 15. Evet 15'imiz böyle yazılır. Peki bir sonraki ne olacak? 6 artacak. 20. 15, 6'da 21. 21 nasıl yazılırdı? 10, 20 ve 21 derdik. Böylece burayı da bulmuş oluruz. Ama bizden istenen neydi çocuklar? Evet şurasıydı. Şurasıydı. Ve biz buraya yine soru işaretimizi koyalım. Burası çocuklar 15 olacaktı diyorum. Ve örneğin kuralını bulduk. Evet. Şimdi geldi ikinci soru. Yukarıdaki çocuğun bayramda topladığı para ne kadardır? Bakalım. Hemen hepsini yazıp kenarlarına şuraya yazalım çocuklar. Mesela örnek verelim. Şuraya yazabilecek miyim? Yazamıyorum. 4 tane 10 lira. Ne yapar çocuklar? 40 lira. Bir tarafa yazayım. 40. 4 tane 10, 40. Artı. 6 kere 5, 30. A 30 da buradan. Artı. Peki 8 tane 50 kuruş. Her 2 tanesi 1 liraysa 4 lira yapmaz mı? Yapar. Onu da 4 lira ekledim. Peki 12 tane 25 kuruş. 12 tane 25 de çocuklar. Her 4 tane 25 kuruş 1 liraysa 3 lira yapmaz mı? Yapar. Ha, şimdi eşittir diyorum. Ve toplama bakıyorum. 40, 30 daha 70, 77. Cevabımız 77. Evet gördüğünüz gibi A şıkkı. Ha, size verdiğim, size göndermiş olduğum şeyde sorularda burada yanlış şık vardı. Ben burada düzelttim. Haberiniz olsun. Zaten bunu gören arkadaşlarımız da bana düzeltmeyi yaptılar. Teşekkür ediyorum onlara. Pekala. Demek ki 77. Burası 37 idi herhalde. Ben bilerek yanlış yapmıştım. Dönüş yapılsın diye. Evet. Cevabımız 77 idi. Peki. Geldik bir analog saat arkadaşlar. Diyor ki yandaki saat eğer dijital saat olsaydı yani rakamları yazılmış olsaydı 12, 13, 14, 15, 20 dakika sonra hangisini göster? Şimdi önce ben buradaki saati bulmam lazım çocuklar. Saat kaç? 13.25. Şuraya yazıyorum. Şuraya yazalım. Evet şöyle biraz ilerleyelim. Evet. 13.25. Peki. Çocuklar virgül attık oraya. Hemen silelim. Şurayı nokta yapalım. Evet. 13.25. Şimdi ben bunu dijital saate çevirdim çocuklar. Analogdu, dijital saate çevirdim. Peki diyor ki 20 dakika sonra ne olurdu diyor. Hemen bakalım. 20 dakika sonra. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Dakikanın altına dakika yazıyoruz. Hemen şöyle biraz geri alalım. Evet. Hemen 20'yi yazdık. Bir basamak geri alalım. Heh. Bir tane daha geri alalım. Şimdi bunu topluyoruz arkadaşlar. Diyor ki saat 13.25 iken 20 dakika sonra 20 dakika sonra ne olur? 25, 20 daha 45. Şıklarda bakıyorum. Evet. 45 sadece B şıkkında var. 13.45 cevabımız diyoruz. Ve cevabımızın B olduğunu görüyoruz. Evet. Anlaşıldı umarım. Çocuklar bakın. Şuraya 13.25 yazmam bu analog saati dijital saate çevirmem demek. Üstüne 20 dakika sonra dediği için toplama yapacağım. Toplayacağız. O zaman ne oldu? Cevabımız 13.45 oldu. Peki gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda çocuklar evet bilinmeyen harfler var A, B, C. Ama bunların biz birer rakam olduğunu biliyoruz. Yandaki toplama işleminde A, B, C'nin toplamı kaçtır? O zaman ne yapacağız çocuklar? Tek tek A'yı, B'yi, C'yi bulacağız. Peki şimdi ben hazırlık yapayım buraya. Evet 4'ün üstüne kaç koyarsam 2 olur? 8 değil mi? O zaman A eşittir 8 artı. Şimdi pardon B'nin yerine 8 koydum. B. 4, 8 daha 12, 12'lik sayıda var 1. 3, 1 daha 4.
Ha, dördün üstüne kaç koyarsam bir olur? Yedi. Değil mi? A'yı da 7 buldum. 11. 11'in bir elde var 1. 2 1 daha 3. 3'ün üstüne kaç koyarsam 8 olur? 5. Peki şimdi sayılarımı buldum. B 8, A 7 ve C'de 5 olduğunu gördüm. Şimdi bakalım sonuç ne çıkacak? 8 7 daha 15. 5 daha cevap 20 diyoruz. Artık yavaş yavaş böyle harfli rakamlı sorularda bilmeye çalışacağız çocuklar. Dediğim gibi cevabımız 20. Kolay sorularmış buraya kadar. Devam edelim arkadaşlar. Benim adım Özge. Evet, bu soru da hatalıydı çocuklar. Bu soru da hatalıydı. Ben düzelttim burada. Evet, dönen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim adım Özge. Ben 10 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımdan 6 katından 8 fazladır. O zaman annesi 10'un 6 katı 60. 8 fazlası 68 eder mi? Evet. Şuraya annesinin yaşını yazdım, 68. Artı çocuğun yaşını da yazdım. 10 yazdım. Şimdi babamsa annemden 2 yaş büyüktür. Ben anneyi buldum, 68'di. O zaman baba ne olur? 70 yaşında. Ha. Şimdi üçünün toplamını soruyor çocuklar. Önce birler basamaz. 8 aşağı. Evet. 8'i yazdık. Doğru mu? Doğru. Peki 6, 1 daha 7, 7 daha 14. Evet, cevabımız 14. 148 oldu. Üçünün yaşlarının toplamı. Peki. Bunlar çok... Öğretmenim. Evet, dinliyorum kızım. Evet. Öğretmenim. Evet Sema. Şey bizde A ve B, C'de 100 yoktu. Sadece Biliyorum. 30, 8, 77 vardı. Evet, biliyorum. Bunda da düzeltildi dedim ya başta. Bunu şıkları bilerek girdim. Aa, cevap 148 değil ha çocuklar. Ana, hemen soruyu yeniledim. Aha, bir soru hata yaptım. Niye biliyor musunuz? Ben şimdi hepsinin yaşını buldum. 148'i, ama bana ne diyor biliyor musunuz? Yukarıdaki aile bireylerinin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? O zaman hepsini 3 eklersem, bak şıklar yanlış. Hala yanlışmış, gördün mü? Şimdi kız 10 yaşında. Annesinin yaşı 68, babası 70. Fakat bana diyor ki bu hepsinin 3 yaş. Peki 3 kişi, hepsi 3'er yaş, 9 yaş artmaz mı? Artar. Ya da şöyle olur. Anne 71, çocuk 13, baba 73 değil mi? O zaman ben buraya artı 9 ekleyeceğim değil mi? Evet. Şimdi o zaman eşittir 157. Evet, cevap A şıkkı diyorum. Onu 157 yapıp ne yaptık? Cevabımızı A yaptık. Evet. Gördün mü çocuklar? Bakın soruyu devam etmedik. Sadece ben herhalde hepsinin yaşının toplamı diye düşündüm. Öyle değilmiş. Aile bireylerin 3 yıl sonraki yaşları. Bak ne kadar önemli okumak. 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Bakın 148'i koymuşlar çocuklar. İlk bulduğum 148'i koymuşlar. Ama 3 kişi ise hepsi de 3'er yaş yaşlandığına göre 3 yaş kız, 3 yaş anne, 3 yaş baba toplam 9 yaş. O zaman 9 yaş ekledim. Cevap 157. A şıkkı diyor. Geldik 6. soruya. Bir çıkarma işleminde eksilen 563. Hemen şuraya 563 yazalım. Evet. 563 eksilen en üstte. Fark 278. Yani aşağı indik. Aşağı indik. Yani şurası çocuklar şöyle diyelim. Evet, şuraya gelelim. Şurası çocuklar 563'ün evet altında. Çıkan bellisiz. Çıkan bellisiz. Evet, çıkan bellisiz. Tamam. Aşağı geldik. Evet, şimdi şurası da kaçmış? Fark 278'miş. Şimdi çocuklar. Belli. Şimdi çıkarmamız burada. Evet. Eksilen 563. Çıkan bellisiz. Fark 278 ise çıkan sayı nasıl bu çocuklar? Eğer bir çıkarma işleminde eksilen verilmişse, fark da verilmişse çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkartıyorduk. Çıkartalım. 3'ten 8 çıkmaz. Değil mi? 3'ten 8 çıkmaz. Peki burada geldik, bir onluk kaldık. 13'ten 8 çıktı, 5 kaldı. Şıklara bakıyorum. A gitti. 5. Burada kaldı 5. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı, 8. 85. Hala şıklara bir şey yok. 85. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı, 2. Evet. Cevabımız 285 olduğunu gördük. Demek ki bir çıkarma işleminde eğer eksilen verilmiş ve fark da verilmiş ise çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartıyoruz. Şimdi 285 ile 278'i topladığımda bana eksileni vermesi lazım. Verir. Evet, 400, 550, 563 cevabı C şıkkı diyoruz. Peki,
Devam edelim. 7. Aşağıdaki şekillerden hangisi doğrudur? Ha bak, doğru parçası değil, doğru. Şimdi çocuklar bu eğri. Zaten bu şu, bu eledik. Çocuklar bu bir ışındır. Niye? Başlangıç noktası belirsiz ama sonsuza kadar gidiyor. Yani bu bir ışın. Evet, şu çocuklar bu nedir? Doğru. İki yöne de sonsuza kadar gidiyor. O zaman cevabımız ne diyoruz? C şıkkı. Ha, eğer şu, burası bakın çocuklar. Şuradaki ok olmasa idi. Ha, şöyle tıklayalım. Evet, şimdi şunu sileyim diyecektim. Neyse, cevaplarınızı yapıp geriye koyalım. Eğer şu oklar olmasaydı A ve B doğru parçası olurdu. Doğru parçası. Bakın bu ışın, bu doğru. Neden? İki uç sonuna kadar aynı lastik gibi uzayıp gidiyor. Ama dediğim gibi bizden doğru parça, doğru parçasını değil de doğruyu soruyor. O zaman cevabı C şıkkıdır diyoruz. Geldik 8'e. Hemen iki tane kare, dört tane dikdörtgen var. Yanda verilen düzlem parçaları hangi geometrik cismin parçalarıdır? Çocuklar kare prizman. Niye? Bakın silindirde ne dikdört, bir tane dikdörtgen var, daire var iki tane, olamaz. Dikdörtgenler prizmasında evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen olması gerekirdi. Ama burada 4 tane var. Yanlış. Kare prizmada çocuklar 2 tane kare, adı üstünde 4 tane ne olur? Dikdörtgen olur. Hatta biz prizmaları isimlendirirken üstü altına göre örnek veriyor. Eğer üst kare ise kare prizma ve her tarafı dikdörtgense dikdörtgenler prizması diyor. Peki cevabımızın C olduğunu anlıyoruz. Geldik 9. soruya. 178 sayısının 5 katının 68 fazlası nedir? Yani işlem şu çocuklar. 178 ile 5'i çarpacağım, eşittir diyelim. Çarptım. Sonra çıkan sonuç, çarpalım. 5 tane 100, 500. 5 tane 70 ne yapar? 350 etti, 850. 5 kere 8, 40. 890. Bakın kafalar. Sonra da diyor, sonra da bunun 68 fazlası nedir diyor. Peki 68 fazlasını toplayalım. Ne yapar? 958 diyoruz ve cevabımızı işaretliyor. İşlem bu çocuklar. 958 toplayalım. 08 daha 8, 9, 5 daha 14. 14 mu lan? Yok. Ha, 6, 9, 6 daha 15, 15, 15 elde var 1. 9, 6 daha evet zaten elde 1 vardı. 8, 1 daha 9. Cevap 958 diyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. Geldik 10. soru. 10. sorunun cevapları nerede? Burada. Peki. O zaman şöyle 10. soruyu da altına kaydıralım ki soruyu tam görelim. Peki 10. Düzce, evet. Evet, Düzce İl Ormanı'nda bulunan 819 ağaçtan 315 tanesi kavak, 229 tanesi de çam, geriye kalanlarsa meşedir. Buna göre Düzce İl Ormanı'nda meşe sayısı sayısı. Şimdi çocuklar artık gerçekten sıkıldık sorulardan. Kavak ile çamı toplayıp toplam ağaçtan çıkarttığımızda bize meşe sayısı kalır. Toplayalım. Ben yine zihinden topluyorum. Kavak ile meşeyi, kavak ile çamı topluyorum. 300, 200 de burada var, 500. 500 cepte. 10, 20 de burada var, 30. 530 daha 509. 539 ve 544 yazıyorum bir tarafa. Evet çocuklar, 544 tane kavak ile çam varmış. Ama toplam ağacım kaç? 819. Şimdi ben bu toplam 819'dan 544'ü çıkarttığımda bana meşe ağacını verecek. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. Şıklar hemen zaten direkt şıklar. Evet. B şıkkını işaret ediyor. Yine de devam edelim. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı, 7. Burada kaldı. 7. 7'den 5 çıktı, 2. Evet. Cevabımız doğruymuş. Bunda çocuklar evet. İnanın artık siz de sıkıldınız bu soruları çözmekten. Niye? O kadar çok gördünüz ki ne diyelim? Artık matematik olarak öyle şey oldum sizde. Hemen ne yapılacağını biliyorsun. Ondan onu toplayıp toplamdan çıkarttığımızda cevabı buluruz diyebilirsiniz. Geldik bir 11. soruya. Eren. Evet kızım. Sesiniz gelmiyor. Sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Yok, geliyor benim. Evet. Oktay. Oktay ses geliyor. Oktay ses bağlantını kontrol et. Tamam, evet. Oktay ses bağlantını kontrol et. Yeniden herkesin sesini sessize alıyorum. Evet, sesi geldiğini söyledi arkadaşlar. Şimdi Eren burada mı? Buradadır büyük ihtimal. Eren
yukarıdaki ürünleri en yakın olmaya yuvarlayarak satacak. Ha. Önce yuvarlayacak, sonra satacak. Bu durumda hangilerin satışından kar elde eder? Şimdi çocuklar, 94'ü kaça yuvarlarız? 90'a mı? 100'e mi? 90'a. Buradan zarar etti. Şıklarda ceket olmayacak. Niye? Kar edecek diyor. A'yı ve C'yi eledim, gitti. Aa, bakın bir tane bulduğum cevapla soruyu çözdüm. Farkında mısınız? Bakın niye? 94 90'a yuvarlandı. Kar etmez ki, zarar etti 4 lira. Peki kazak 36'dan 40. Evet, 4 lira buradan kar etti. Şıklarda mutlaka kazak olacak. 57'ye 60'a yuvarlarız. Evet, buradan da 3 lira kar etti. Gömlek 33'ten 30'a düştü, zarar. Ceket ile gömlek, şu A şıkkı zarar, B şıkkı kar, C'de çocuklar bir şey diyebiliyorum. Evet, cevabımız B şıkkı olduğunu anlıyoruz. En yakın onluğa yuvarlamayı hatırlayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 1 üst onluğa, 4, 3, 2, 1, 0 zaten 1 alt onluğa yuvarlamış oluyoruz diyoruz. Peki, geldik 12. soruya. Yukarıdaki ev modelinde yatay, dikey ve eğik doğru sayılar hangi seçenekle verilmiştir? Çocuklar, önce ben yataylara bakıyorum. Şu 1, en alttaki evin en altı 1, sonra şu 2, sonra bu 3. 3 tane yatay var. Şıklara bakıyorum. 3 yatay, evet. Yatayları buldum. A'yı eledik. Geldik dikeylere. Çocuklar, dikeye bakıyorum. 1, 2, 3 tane dikey. Aha, cevabı C'yi buldum. 3 tane dikeyi de buldum. Ve peki, eğik doğru 3 tane mi? Bakalım. Çocuklar, eğik doğru bir tane burada var. Bir tane burada var, 2. Bir tane burada var, 3. Evet, cevabımız C şıkkı diyoruz. Geldik 13. soruya. 36 sayısından başlayarak. Bu birinci sayı çocuklar. Geriye doğru 6'şar 6'şar ritmik sayarken 4. sayı. Peki geriye o 1. 36'dan 6 çıktı. 30. Sonra 24. Sonra 18. Sonra 12. Sonra 6. Sonra 0. Şimdi ben ne diyorum? 36 sayısından başlayarak. Evet, bu birinci sayı. Altışar ritmik sayarken dördüncü saymada. 1, 2, 3, 4. Aha, neyi buldum? 18'i buldum. Peki hangi sayıyı söylermişsin çocuklar? 18. Lütfen bu soruları yazarak çalışın. Hemen sorunun yanına yazın ve bulursunuz. Çok bak. Bu dördüncü 18 diyoruz. Geldik 14. soruya. Arkadaşlar, aşağıdaki ilerden hangi düzlemde açamayız? Yani çocuklar, açılımı yoktur demek. Örnek veriyor. Silindirin açılımı neydi çocuklar? Bakın. Üstte ve altta iki tane daire, onu kestiğimde de bir dikdörtgen oldu. Bunun açılımı var düzlemde. E bu küp, altı tane ne var? Kare var. Bunun da açılımı var. Ama ben size hiç, çocuklar, küreni açarsak şöyle görünür, böyle görünür, şöyle bir dikdörtgensel şekli var dedim mi? Hayır. O zaman kürenin, karpuz, portakal, elma, domates, ne dersen top, ne dersen deyin, o içi dolu dünya, dünyaya benzer. Ondan dolayı herhangi bir açılımı düzlemde yoktur diyoruz ve A şıkkı diyoruz. Geldik 11. 15. soruya. 111 sayısının 3 katının, hemen 3 katını yazıyorum. Ne yaptı? 333. 100 eksiği 233. Bakın şık, hemen ne yaptık? Artık siz de benim kadar hızlı olduğunuzu düşünüyorum. Bakın 3 katı. Ne yaptık? 111'e 3'ü çarptık. 100'ü çıkarttık. 100 çıkarsa 233. Kafadan yaptığınızı düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi paralel iki doğruya örnektir? Bakın çocuklar. Şimdi buraya bakın çocuklar. Şuradaki çizgi ile şuradaki çizgi birbirine paralel. Bakın şu noktalı çizgi ile şu noktalı çizgi birbirine paralel. Şimdi şuna bakalım. C şıkkı çocuklar eğik çizgi. Kesişen doğru. Bu paralel değil. Çocuklar B şıkkı birbirini dik kesen bir yatay bir dikey var. Bunda da paralel değil. Ama A şıkkında çocuklar bu iki tane doğru sonsuza kadar götürdüğün zaman asla birbirine değmezler. İşte biz bunlara ne diyoruz? Paralel doğru diyoruz. Paralel. Onun için cevabımız çocuklar burada A şıkkıdır diyoruz. Paralel doğrular, istediğiniz kadar uğraşın çocuklar, sonsuza kadar birbirine değmeden gider. Bakın şu 20'nin üstteki şu çizgiyi uzatabildiğin kadar uzat. Asla 15'teki noktayla 10'la birleşmez. Niye? Bunların hepsi birbirine paraleldir. Unutmayın. Paraleller asla birbirine sonsuza kadar çakışmaz. Ama dikeyler, bakın şurada dikey ve yatay çakışır. Ona dik açı diyoruz. Eğik açı, kesişen doğrular. Evet, olabilir ama paraleller asla birbirine bir araya gelemezler. Cevabımız A şıkkı diyoruz. Peki, geldik
Evet, bu 15, 16, 17. soru. Bir grafik sorusu. Aşağıdaki 3B sınıfında bulunan öğrencilerin hangi meyveleri sevdikleri gösterir? Türkan, muzu sevdikleri görünmektedir. Muz. Hepsini mi soruyor? Grafik 3B sınıfında bulunan öğrencilerin hangi meyveleri sevdiklerini göstermektedir. Ha, buna göre en çok sevilen kim? Muz. Ne yapar o? 20 mi 25 mi bilmiyorum. İle en az sevilen meyvelerin iki katının yarısı. Oo, çok güzel. Peki. Diyelim meyve 20. Muz 20. İki katı çocuklar. Şuraya yazayım. Bir yere yazayım. 40. Meyvenin iki katı 40. Peki. En az sevilen şuradaki kayısı herhalde 5. 5 çarpı 2 10. Evet. Onun da iki katını yazalım şuraya. 10. Ne yapıyor? Bu meyveler iki katının yarısı. İçini topladım çocuklar. Ne yaptı içinin sonucu? 50. 50'yi 2'ye böldüm çocuklar. 2'ye bölme. Şöyle yapayım. 2'ye böldüm. Evet, eşittir de yazdım. Bu da bir bölme yazma şekli. Ne yapar çocuklar? 25. O zaman cevabımız A şıkkı diyoruz. Ve burada matematik sorularımızı bitiriyoruz.